everyone who are here. Herkese merhaba. So we are here today Bugün for Turkey Social Türkiye Sosyal Girişimcilik Networks Ağı'nın Thursday Perşembe toplantıları meetings. kapsamında bir araya geldik. We have a Bugün special özel guest today. bir konuğumuz Also, var. Ayrıca we would like to welcome Genç the initiator of Youth Bank, Bankında Ashok Özdemir. başlatıcısı ve Aşoka Türkiye'nin de katılımcısı Verna bizimle birlikte. Bugün Genç Bank uygulamalarından bahsedeceğiz. Ben Ezgi, Aşoka Türkiye'de çalışıyorum. Sosyal girişimcilik programındayım. Aşoka, dünyadaki en büyük sosyal girişimcilik ağı. Aşoka Türkiye'de Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi'nin ortaklarından biri. 2018 yılından bu yana, Ekim ayından bu yana bu projeyi Avrupa Birliği ile birlikte yürütüyoruz. Bu ekosistemde çok sayıda ortak var bu projeye katılan. Ve genel amacımız sosyal girişimcilik başvurularını Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştırmak. Sadece İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlerle kalmamasını sağlamak. Bunun için birçok faaliyet düzenliyoruz. Raporlarımız var. Farklı konularda, sosyal girişimciliğin farklı alanlarında raporlar hazırlıyoruz. Aynı zamanda eğiticilere eğitimler veriyoruz. Yani sosyal girişimci olmak isteyen kişiler kendi bulundukları şehirlerde eğitim alabiliyorlar. Ayrıca ekosistemi teşvik ediyoruz, onlara destek veriyoruz. Birbirlerine ulaşabilecekleri, birbirlerini destekleyebilecekleri bir ağ oluşturmalarını sağlıyoruz. Bir online platformumuz var. Sosyal girişimcilik ağı şeklinde. Chat kısmında da adresi yazacaklar. Şimdi oradan kayıt olabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ile ilgili genel bir fikir vermiş oldum. Bugün Bosna'daki Mozaik Vakfı bizimle birlikte Genç Bank projesinden bahsedecekler. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı, TOG Vakfı bizimle birlikte. Onlar da Türkiye'deki Genç Bank projelerinden bahsedecekler. Şimdi sözü konuşmacılara bırakmak istiyorum. Sanya ile başlayalım. Kendini tanıtabilir misin bize? Herkese iyi günler. Burada olmak çok güzel. Adım Sanya Koyik. Mozaik Vakfı'nı temsil ediyorum. Burada bugün bulunmak bir fırsat. Bizim ülkemizdeki Bosna Hersek'teki genç bank uygularından bahsetmek önemli bir fırsat. Ben 2011 yılında lisedeyken Genç Bank'la kurul üyesi olarak çalışmaya başladım. 2018 yılında Mozaik Vakfı'nda staj yapmaya başladım. Ve o günden bu yana asistan olarak görev yapıyorum. Teşekkürler Sanya. Evet, Mediha. Herkese merhaba. Ben Türkçe de konuşabiliyorum. O yüzden Türkçe kendimi takdim etmek istedim. Sanya ile birlikte Genç Bank'ta çalışıyorum. Ve bugün burada olmak benim için büyük bir onur. Sizinle deneyimlerimi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Çünkü ben de orada stajyer olarak çalışmaya başlamıştım. Ama Sanya benden daha uzun bir süre çalıştı. Ben geçen yıl Genç Bank'ta staja başladım ve şimdi de Mozaik'te sosyal mikro işletmeler alanında çalışıyorum. Tekrar teşekkürler. Bu toplantı için çok heyecanlıyım. Mediha'ya teşekkür ediyoruz. Vesna, sen kendini tanıtır mısın? Merhaba, adım Vesna. Mozaik Vakfı'nın direktörüyüm. Önceki webinarlarda da zaten
çok konuştum. Bu sefer Genç Bank'tan iki kişiyi getirelim. Onlar deneyimlerini anlatsınlar. Kendi akranlarına nasıl destek veriyorlar onu anlatsınlar istedik. Bu proje ve bu ortaklık çok önemli. Çünkü bizim için aynı grupta yer almak, Ashoka'dan ve TED Üniversitesi'nden, Koç Üniversitesi'nden, Impact Hub İstanbul'dan, Koç Vakfı'dan birçok deneyim öğrenmek bizim için önemli. Sanırım 2008 yılında çalışmaya başlamıştık. 12 yıl olmuş. Yaşımızı sormayın lütfen. Ama bu süre içerisinde nasıl bir etki yarattığımızı görmek çok etkileyici. Ve karşımızda da birbirimizi desteklemek, birbirimizden ders almak için birçok fırsat duruyor. Sadece sosyal girişimcilik anlamında değil, anlamlı ilişkiler, başarılı iş modelleri oluşturmak için de önemli bir fırsat. Teşekkür ederim. Teşekkürler Vesna. Mozaik Vakfı ile ilgili biraz ayrıntılı bilgi verebilir misin? Çünkü bilmeyenler olabilir, geçen hafta burada olmayanlar olabilir. Mozaik Vakfı küçük bir özel vakıf, Bosna Hersek'te faaliyet yürütüyor. 18 yıldır faaliyet yürütüyoruz. Genç Bank programını da 2008 yılından bu yana uyguluyoruz. İlk olarak 5 genç bank vardı. Şu anda 49 genç bankımız var ve 454 genç bank projesine de destek verdik. Burada ilginç olan şu, genç bank projesini kendi 10 yıllık stratejimize entegre ettik. Ve çok başarılı bir mekanizmayı oluşturarak gençlere güç verdik, onları sosyal girişimcilik alanına girmeye teşvik ettik. Ve çok büyük başarı gösterdik bu anlamda. Yani ilk başta Mozaik Vakfı'nın amacı 50 bin genci tespit etmekti. Sosyal girişimci olmak isteyen gençleri. Bunu çevrimiçi topluluk üzerinden yapıyoruz. Sizin kullandığınız gibi bir yazılım üzerinden yapıyoruz. Türkçe telaffuz edemiyorum ama az önce chatte paylaşılan linkteki gibi. Yani şu anda 33 bin kayıtlı üyemiz var ve birçok fırsat sunuyoruz gençlere. Yani genç sosyal girişimciler bu alana gelip kendi işletmeleri, projeleri, projeleri işletmeleri için hibe alabilir, yatırım alabilir. Daha sonra onları pazarlama, satış, muhasebe anlamında da destekliyoruz. Yani her tür desteği onlara sağlayabiliyoruz. Çünkü biz bir topluluğuz. Yani bu ihtiyaçları doğrudan Mozaik sağlamıyor. Biz online bir topluluk oluşturduk. Oradaki kişiler birbirlerini destekliyor. Mesela kurumsal alanlardan uzmanlar ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriyorlar. Bu sayede çok pahalı olmayan yöntemlerden daha iyi şekilde birbirlerini destekliyorlar. Ve bu son 12 yılda 5000 Genç Bank projesini destekledik ve 500 sosyal işletmeye destek verdik. Şu an 62 işletmemiz var. Ve proje toplamında sanırım 2000'den fazla rakam ve ağımızda da 2000'den fazla kişi kayıtlı. Saniye ve Mediha bunu nasıl yaptığımızı daha detaylı anlatacaktır. Son olarak sanırım 2012 yılındaydı. TOG Saraybosna'yı ziyaret etmişti ve o sırada tanışma imkanımız olmuştu. Birbirimizden dersler alma imkanımız olmuştu. Ve genç bank projelerimizi birbirimize Türkiye'ye getirme imkanımız olmuştu. Bizim biyografimizde de bu önemli bir kilometre taşı oldu. Çok teşekkürler Vesna. Çok etkileyici bir geçmişiniz var. Tebrik ediyorum. Büyük bir başarı hikayesi paylaştığın için teşekkürler. TOG'dan bahsetmek ister misin? Tabii memnuniyetle. Herkese merhabalar tekrar. Ezgi çok teşekkür ederim. Açılış içinde Mozaik Vakfı'ndan sevgili dostlara
da ayrıca selamlamak istiyorum. Ferda Nur burada bizim Genç Bank ekiplerimizden birinin temsilcisi. Benden sonra zaten ona da söz geçecektir. Bir de katılımcılar arasında tanıdık simalar da görüyorum. Bizim Genç Bank programı uzmanımız Berk aramızda. Aynı zamanda Vernon'u zaten selamladık. Ona ben de bir ayrıca sevgilerimi iletmek istiyorum. Murat Çetilgül'ü ben yaklaşık 1,5 yıldır Toplum Gönülleri Vakfı Genel Müdürü olarak çalışıyorum. Öncesinde de vakıfla gönül bağım her zaman vardı. Bir toplum gönüllüsüydüm kuruluşundan bu yana. Dolayısıyla Genç Bank'ın çalışmalarını ilk kurulduğu günden beri TOG'un tarafında takip ediyorum. Etme imkanım oldu. Bosna Hersek ziyareti de bizim için o dönemde oldukça heyecanlı bir haberdi. Bizim daha çok yeni başladığımız dönemlerdi Genç Bank'a. Çok güzel katkılarını almıştık. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın genel olarak ne yaptığından ben biraz bahsedeyim. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Genç Bank Türkiye yürütücüsü olarak neler yaptığını daha sonra belki biraz daha detaylandırırım. Toplum Gönüllüleri Vakfı aslında Türkiye'de gençlerin gençlerle birlikte bir değişim yaratması için çalışıyor. Gençlerin enerjilerini sosyal faydaya dönüştürmeleri için çalışıyor ve burada da toplumsal, bütün toplumun girişimci bir toplum haline gelmesi de aslında çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Bizim ilkelerimiz, 6 tane ilkemiz var. İlkelerimizden birisi zaten girişimcilik. Gençlerin öncülüğünde kurulan bir vakıf ve bugüne kadar geride bıraktığımız 18 yılda gençlerin 32 milyon saatin üstünde gönüllü çalışma yürüttüğü, Türkiye'nin bütün şehirlerinde olan, daha çok üniversite öğrencileriyle çalışan ama Genç Bank gibi çeşitli platformlarda üniversiteli olmayan gençlerin de bir araya geldiği ve çevrelerinde değiştirmek istedikleri herhangi bir sosyal ya da çevresel soruna kendi inovatif çözümlerini geliştirdikleri, kendi kaynaklarını oluşturdukları, kendi projelerini tasarlayıp uyguladıkları bir çatı yapı toplum gönüllüleri. Çevirmenlerimiz için not, community volunteers olarak kullanabilirsiniz toplum gönüllülerinin İngilizcesini. Bunun dışında da TOG'un gençleri güçlendirmek için yaptığı çalışmalar var. Bunlar arasında mentorluk programları, burs programları, sosyal sorumluluk eğitimleri ya da tematik belirli konularda onların kişisel gelişimini de sağlayacak bazı eğitimler de veriyoruz. Yüz yüze ya da uzaktan eğitim metotlarını kullanıyoruz. Bugüne kadar 8000'in üzerinde, 8250 civarında burs programı yararlanıcısı genç oldu. Toplum gönüllüsü genç. 176.000'in üstünde gence eğitim sağladık ve bütün bunların neticesinde de tahminlerimize göre 6,5 milyonun üstünde yararlanıcıya, canlıya gençler üzerinden bir sosyal etki yaratmış durumdayız deyip burada ilk turda noktalıyorum. Çok teşekkür ederiz Murat. Sizi de çok tebrik ederiz başarılarınızdan ötürü. Çok etkileyici duyuluyor. Ferda Nur, sen de hoş geldin. Senden de duyabilir miyiz? Merhabalar, ben Ferda Nur. Eskişehir Genç Bank'la 2016 yılında tanıştım. Ve sonrasında ekibe dahil oldum ve sürecim başladı. İçinde deneyimleyerek öğrendiğim bir süreçti. Şu anda da Toplum Gönüllüleri Vakfı ve yerelde TOY Gençlik Derneği ile birlikte Eskişehir Genç Bank'ın kolaylaştırıcılığını yapıyorum. İlerleyen yani süreçte daha detaylı anlatmak isterim. Güzel bir süreç. Biraz daha Bosna'dan farklı ilerliyor burada. Bizim ekibimizde 15-25 yaş arasındaki gençler yer alıyorlar. Ve üniversiteli ya da çalışıp çalışmaması, eğitime devam edip etmiyor olması bizim yerelimiz için çok önemli bir olgu değil. Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Çok teşekkürler Ferda Nur. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularınızı aşağıda Q&A yazan yerden panelistlerimize sorabilirsiniz. Böylece kendilerini de rolleriyle beraber çok net tanımış olduk.
Sorularınızı direkt isim yazarak da iletebilirsiniz. For our English attendees, if you want to ask questions, you can go down below and Q&A. Go to Q&A. Sorularınızı sormak için aşağıda Q&A yazan soru-cevap kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Ayrıca buradaki katılımcılara da bir bakmak istiyoruz. Sosyal girişimci ekosisteminde kimler var, onu görmek istiyoruz. Ekranınızda şimdi bir anket göreceksiniz. Ben anketi cevaplayın. Sizin en uygun ifadeyi seçin. Girişimcilik ekosisteminde ne yapıyorsunuz? Onu görmek istiyoruz. Bir dakika kadar bekleyebiliriz anket için. NGO workers. STK çalışanları olduğunu görüyorum. Çok sayıda. Ve diğer kişiler var. Belki diğerden ne kastettiğinizi chat kısmından belirtebilirsiniz. Sosyal girişimcilik ekosisteminde ne yapıyorsunuz? Onu belirtebilirsiniz. Ayrıca sosyal girişimciler var. Fon sağlayıcılar var. Bir fon sağlayıcımız var. Neredeyse bitti gibi. Birkaç saniye daha bekleyelim. Peki. Sonuçları ekranda görüyorsunuz. Katılımcılarımızın profilini. Herkese katılım için teşekkür ediyorum. Şimdi devam edelim. Biraz daha derinlemesine ele alalım Mozaik Vakfı'nı, Genç Bank projelerini. Şimdi Sanya ve Mediha'ya sözü vermek istiyorum. Genç Bank uygulamaları sizin ülkenizde, sizin projelerinizde nasıl yürütülüyor? Tekrar merhaba. 2011 yılında TOG ile çalışmaya başladık. Ben Haziran 2011 yılında, yani aynı dönemde Genç Bank'ta çalışmaya başlamıştım. Ve TOG da o sırada Bosna'daydı. Genç Bank'ı ziyaret ediyordu. Ve gençler burada nasıl çalışıyor? Genç Bank buradaki projelere nasıl destek veriyor? Bunları inceliyorlardı. Aslında TOG için ilk adım bu oldu. Genç Bank'ın potansiyeli görmüş oldular. Bunu anlatmak istedim çünkü bu da benim ilk çalışmaya başladığım döneme denk geliyordu. Genç Bank, Bosna Hersek'te 2013 yılında Uluslararası Genç Bank kuruluşunun ilk kurucuları arasındaydı. 2018 yılında İstanbul'a geldik. Uluslararası Genç Bank Konferansı'na katıldık. 25 ülkeden 60 katılımcı vardı. Ve Genç Bank deneyimlerini paylaştık. Mozaik Vakfı'nın Genç Bank programının temel noktası aslında belediyelerle işbirliği. Mozaik Vakfı yıllar önce, 2008 yılında yola çıktık çünkü biz. Farklı portallar oluşturmak istedik. En iyi çözümlere ulaşılabilmesi için. Bu sayede herkese ekosistem gibi ulaşabiliriz dedik. Gençler vardı, belediyeler vardı, diğer katılımcılar vardı. Şu anda Bosna'da 49 Genç Bank var. 300'den fazla kişi kendi yerel sahipliklerini nasıl oluşturabileceklerini öğreniyorlar.
Benim bu süreçte Genç Bank'ta öğrendiğim şey aslında şu. Genç Bank çok faydalı bir şey. Çünkü 2008'den bu yana gençlerle çalışıyorum ve gençlere bir şeyler öğrenmek ve yerel topluluklarını iyileştirmek için bir fırsat elde etmiş oluyorlar. Böylece gençler arasında girişimcilik potansiyeli de oluşturulmuş oluyor. Ve daha önce böyle bir örnek yoktu. Yerel yönetimler üzerinden hibeler veriyor, belediyeler bizimle ortak oluyor. Yani esas olarak biz projelere odaklanıyoruz. Bu programı girişimcilerle birlikte başlattık aslında. Küçük işletmeye verilen hibeler üzerinden başlattık. 2018 yılında Mozaik destekleyici bir kuruluş olarak devreye girdi. Gençler bu şekilde biz mikro işletmelere destek verdikçe bu şekilde genç sosyal girişimciler oluşturmaya başladık. Yani gençler sadece aktivist olmakla kalmıyordu, aynı zamanda iş insanı oluyordu. Mediha bu küçük mikro işletmenin detaylarını size anlatacaktır. Sözü ona vermek istiyorum. Hani teşekkür ediyorum. Tekrar merhaba. Gençlerin güçlendirmesinden bahsetmeden önce, mikro işletmelerden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben de bu güçlendirme ve fırsatların kullanıcılarından biriyim. Genç Bank'ın gençlere sunduğu fırsatlardan, faydalananlardan biriyim. Çünkü ben bir staj süreciyle girdim bu sürece ve Genç Bank'ta çalışırken öğrendim bunların nasıl yapıldığını. Meslektaşım zaten bahsetti. Genç Bank gençlere kendi mikro işletmelerini kurma fırsatı veriyor. Bu 2018 yılında başladı ve hala devam ediyor, geliştiriliyor proje. Mikro işletme dediğimiz zaman küçük işletmeleri kastediyoruz. Ticari işletme veya ticari tarım işletmesi veya zanaat işletmesi olarak tanımlanıyor. 1000 dolarlık bir hibe veriliyor. 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin kendi işletmelerini kurmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu işletmelerin elbette sosyal bir bileşeni de olmak durumunda. Yani bir şekilde bulundukları topluluklara bir faydasının olması gerekiyor. Bir şey vermesi gerekiyor. Yani bir sosyal etki yaratması gerekiyor. Sanırım siz de bu sürecin nasıl yürütüldüğünü merak ediyorsunuz. Buradaki en hayati bileşen şu, gençlerin ideallerinin olması, bir vizyonunun olması, gerçek iş hedeflerinin olması ve bunu nasıl işleteceklerini biliyor olması. Bunun önemsiz olduğunu söylemek istemiyorum ama burada aslında gençlerin ilk adımları kendi atmak istemeleri kadar önemli değil aslında. Bize fikirlerini getiriyorlar, başvuru formlarını dolduruyorlar bizim sistemimiz üzerinden. Zaten orada 5 tane soru var. Ve bu noktada çok fazla sorunla karşılaşmıyorlar çünkü sorular çok açık. Ama bu başvuru formu tamamlandıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Gençlerin biraz cesareti kırılıyor bu fikirleri gerçeğe dönüştürme anlamında. Aslında bu biraz da zihniyetle mi ilgili bilmiyorum ama gençler biraz prosedürlerden, bürokrasiden korkuyorlar. Siz de bunu tahmin edersiniz. Çünkü prosedürler farklı belediyelerde, farklı ilçelerde değişiyor. Biz de belediyelerle işbirliği kuruyoruz. Bu sayede gençlerin bu aşamada sorun yaşamamasını sağlıyoruz. Yani gençler de oradan belediyeye gidiyorlar.
soruları soruyor ve cevaplarını alıyor. Ve daha da güzeli, Genç Bank faydalanıcılarımız için bu süreç kolaylaştırılıyor. Nasıl? Bu idari prosedürler vesaire, tüm bunlarla ilgiler bir blog sayfasında toplanıyor. Mesela ben bir belediyeden bir girişimciyim. Bir bloga gidiyorum ve akranlarım sayesinde aradığım bilgiye ulaşabiliyorum. Ve genellikle akranlar birbirleriyle dayanışmayı seviyorlar. Mesela bir örnek var. Küçük bir belediye vardı. Orada 5 tane küçük işletme vardı. O belediyede olan bir genç bank üyesi. Sadece başvuruyu yapmakla kalmadı. O 5 işletme, mikro işletmenin başvuru süreci için onlara ayrı ayrı logo tasarladı. Yani akranlar birbirlerine çok güzel destek oluyorlar bu anlamda. Ve aynı zamanda kendi yaşıtınız olan birinden bir şey almak da farklı bir his. Ve bu başvurular iletildiğinde bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Yani yönetim süreci. Bu süreçte mikro girişimcilik kurulu tarafından yürütülüyor. Bu kurul bizim genç bank üyelerimizden oluşuyor. Bu kişiler başvuruları okuyor, yorumlar yapıyor ve tüm süreçte mentorluk yapıyorlar. Ve bu kişiler mozaik işletme uzmanlarından yeterli eğitim aldıkları için bu işi nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Ben de onlara yardımcı olabiliyorum ama bu kurul son söze sahip. Ve bu mentorluk sürecini tamamladıktan sonra son bir hafta içerisinde son adıma geçiyoruz. Yani genç girişimciler yerel topluluktan destek bulmaya çalışıyorlar. Ne anlamda? En azından bundan sonra tüm bu idari prosedürleri başlıyor. Bizimle sözleşme imzalıyorlar. Ve tescil süreci başlamış oluyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra hiçbir sorun kalmıyor. Ben inanıyorum ki buradaki en büyük sorun şu: gençlerin korkması, başarısız olmaktan korkması, fikirlerinin iyi olmamasından korkması, pazarda o iş fikrine ihtiyaç duymamasından korkması ve toplumdan o anlamda destek görmüyorlar. Çünkü bizim zihniyetimiz böyle. Annemiz, babamız bize hep git garantili bir iş bul der. O yüzden biz gençlerin iş fikirleri olduğunu düşünüyoruz. Onların sadece desteğe ihtiyacı var, güçlendirilmeye ihtiyacı var. Ben mentorluk süreçlerini çoğunu takip ettim, tamamladım ve bu genç girişimcilerin en çok neyi sevdiğini biliyorum. Mesela ilk başta verilen fonları, hibeleri seviyorlar. Çünkü bir kere işletme kurmak için yeterli oluyor. Ama genellikle bize diyorlar ki bizim de sizin desteğiniz daha önemli. Bu sayede genç olan kişiler, iş kurmaya çalışan gençler gelip soru sorabiliyor, yardım alabiliyor. Eğer yardım alamazsa yönlendiriliyor, yardımı bulabileceği yere yönlendiriliyor. Mikro işletme başvuruları sürecinde sanırım itiraf ederim ki bazen çok kötü fikirler de gelebiliyor ama bazen biz bunları kategorize ediyoruz ve genellikle insanların lise eğitimlerini takip ettiğini görüyoruz. Mesela lisede eğitim almışsa kuaför salonu açmak istediğini görüyoruz.
Ne mutlu ki bazı insanlar sağlıklı ürün üretimine yöneliyorlar. Organik gıda üretimi, sağlıklı içecekler veya fıstık ezmesi gibi ürünler üretmeye yöneldiklerini görüyoruz. Çok yaratıcı iş fikirleri de geliyor. Mesela grafik tasarım alanında, üç boyutlu yazıcı ile üretim alanında fikirler geliyor. Bu hikayenin ana fikri aslında şu: gençler gerçekten mucizeler yaratabilir. Eğer bu imkan onlara verilirse ve onlara destek verilirse ve onlara fırsat verilirse. Sözlerimi sonlandırmak istiyorum mikro işletmelerle ilgili olarak. Mikro işletmeleri kaydeden bir kişinin hikayesini anlatmak istiyorum. Bu kişi ilk başta bir soruyla başladı bizim blogumuzda. Benim iş fikrim var, bunun potansiyeli var mı dedi. Aslında mozaik personeli ona cevap vermiyor orada. Orada bir ekosistem var. Birçok kişi, farklı alanlardan kişiler ona cevap verdi. Sadece iyi demekle kalmadı. Sadece marka ismi olsun, logo olsun, bu anlamda öneriler de geldi. Sosyal mikro işletmelere verilen destek bu şekilde. Benim de sözlerim, anlatacaklarım bu kadar. Soruları alabilirim. Teşekkürler Meliha. Soru cevap kısmında çok soru geliyor ama soruları son 15 dakikada yanıtlayacağız. Tekrar konuşman için teşekkür ediyorum. Sanırım sizin gençleriniz, sosyal girişimcileriniz bu süreci bizzat yaşamış biriyle birlikte çalıştıkları için çok şanslılar. Tekrar bu perspektifi sizinle paylaştığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi TOG'la devam edebilirim. Ve senden duyabilir miyiz? TOG Genç Bank buradaki uygulamalar nasıl? Ne farkı var? Bunun gibi. Tabii. Toplum gönüllüleri 2011'den beri Genç Bank ağının yürütücülüğünü yapıyor Türkiye'de. Artık 9. yılındayız. Bu yılda yine 3 şehirde Genç Bank ekipleri var. Eskişehir'den Toy Gençlik Derneği Ferda Nur aramızda. İzmir'de Samsun İğnedeli Gençlik Merkezi, toplum gönüllülerinin bir gençlik merkezi. Bir de Adıyaman'da Gençlik ve Kültür Evi üzerinden bu yılki çalışmalar gerçekleşecek. Pandemi izin verirse. Bugüne kadar TOG aslında birazcık şeyden başlamak lazım belki. 2002'den kuruldu TOG. 2011'den beri Genç Bank yürütücüsü. Ama Türkiye'de gençlere olan güven geçen süre zarfında çok da 2002'den ya da 2011'den ileri bir noktaya gelemedi. İşte, toplum gönüllüleri de aslında hem çalışma şekliyle hem de yaptığı projelerde gençlerin öncülüğünü en ön plana koyuyor ve bunu geliştirmek için. Yani yaptığımız her şey aslında hep buraya gidiyor. Dolayısıyla bütün kurgularımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Şimdi TOG'un Türkiye'de Genç Bank uygulayış şeklinde de gençlerin öncülüğü ve gençlerin güçlenmesi çok önde. Şöyle ilerliyoruz. Bizde az önce Melia'nın da güzel açıkladığı gibi, Medya'nın pardon, işletmeler değil. Burada sosyal sorumluluk çalışmaları destekleniyor. Ve bunlar çok çeşitli temalarda olabiliyor. 14 tema bugüne kadar gençler gerçekleştirmişler. Geriye dönük 9 yıl içerisinde. Türkiye'deki ağ 28 tane farklı Genç Bank ekibiyle çalışmış. Ve buradan da 470 tane proje çıkmış. Bu 470 projenin tamamı bir grup genç tarafından, yine kendileri de genç olan Genç Bank
larca onaylanıyor. Gençler gençlere projelerini sunuyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum diyor. Diğer gençler bakıyor, kararını veriyor. Burada TOG'da hem bir kaynak geliştirilmesiyle ilgili minik de olsa bir destekte bulunuyor. Ama daha önemlisi bence kapasite geliştirme eğitimleri, çeşitli rehberler, kontrol listeleri, bir takım o sürecin nasıl şekillendirileceğine dair hem uygulayıcı hem yararlanıcı tarafları güçlendirecek bazı çalışmalar yapıyor. Bütün bunların neticesinde ya, biz bu işin devamından çok memnunduk hep ve böyle de ilerlemek noktasında da kararlıyız. Çünkü daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz burada. Dediğim gibi hem gençler çok öğrenmeli, güçlenmeli, hem de buranın bir takım bu çalışmanın yan etkileri var. Şimdi birazcık onlardan aslında bahsedip odaklanmak da istiyorum. Sizlerin de dikkatini çekmek istediğim bazı özel konular var. Bunlardan en başta geleni bence gençlerin yerelde ilişki geliştirmesi. Burada hem kendi yaptıkları çalışmaların Gençbank yürütücüleri sürdürülebilirliğini sağlarken hem de bu projelerin finansal sürdürülebilirliğini de oluştururken çok sayıda orada yaşayan aktöre temas ediyorlar. Onlarla ilişki geliştiriyorlar. Burada para toplamıyorlar, ilişki geliştiriyorlar, kaynak geliştiriyorlar. Şimdi böyle olduğu vakit orada yapılan çalışmalar daha uzun soluklu olabiliyor. Etkisi de daha yüksek olabiliyor. Bir de bizim, tabii bu tamamen bir gözlem, hiçbir bilimsel arka planı yok ya da ben bilmiyorum. Bizde istemek zor bir şey. Yani bizim kültürümüzde istemek çok rahatça yapılabilen bir şey değil. Dolayısıyla bu istemeyi öğreniyor gençler her şeyden önce ve bir başkası için istemeyi, bir sosyal etki yaratmak için istemeyi öğreniyorlar. Ve böyle gençler aslında toplumunda güvenini kazanıyor. Bütün gençliğinde, gençliğe olan güveni de tuğla tuğla örüyor. Böyle bir misyonu var Gençbank'taki gençlerin. İkinci önemli konu oradaki gençlik gruplarının profili. Şimdi Toplum Gönüllüleri Vakfı genel olarak üniversite öğrencisi gençlerle çalışıyor ama demiştim ilk bölümde farklı platformlar, ki Gençbank bunlardan biri, farklı platformlarla da üniversiteli olmayan kimler var mesela burada? Mesela mahalleli gençler var. Üniversite mezunu olmuş ama henüz çalışmayan gençler var. Göçmen gençler var. Genel olarak burayı isimlendirenler diyor ki istihdamda ya da eğitimde olmayan gençler. Şimdi NEET gençleri. NEET gençlerinin hayatın belki de başka pek çok alanında yakalayamayacağını düşündüğü fırsatları kendi hayal güçleri çerçevesinde burada yakalama imkanları oluyor. Ve mahalleli gençlerle birlikte çalışmaya dair daha farklı çalışma metotlarımız var ve Gençbank ekipleriyle de bunları hep paylaşıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Böyle olunca da kılcallara inmek deniyor buna. Gerek başlığının sosyal inovasyon olsun, gerek sosyal girişimcilik olsun. Siz belki de kocaman kocaman ağlar yöneten, oralara üye olan kurumların ulaşamadığı yere aslında gençler eliyle ulaşıyorsunuz ve mahalleye iniyorsunuz. Oradaki imamı ikna ediyorsunuz, muhtarı ikna ediyorsunuz, herkesi etrafınıza topluyorsunuz. Bu da oldukça değerli bir konu. İşte tüm bu nedenlerle biz ilerletmek istiyoruz. 17 binin üstünde katılımcı bugüne kadar Türkiye'deki Gençbank'a dahil oldu. 17.683 rakam. Ve işte 1.4 milyon canlının hayatına dokunulmuş durumda. 14 tane temada. Sorularda da var, lafı gelmişken söyleyeyim. 15-25 yaş arası bu gençler. Daha da uzatırım ama uzatmayacağım. Hem tercümanlarımızı stres yapmamak adına, hem de bu kadar genç dedim, daha fazla uzatmak yakışmaz. Ferda Nur'a burada sözü vermek isterim. Ferda Nur zaten bu konuyu benden çok daha güzel şekilde anlatacağından eminim. Teşekkür ederim Murat Bey.
Şimdi şöyle başlamak istiyorum aslında. Genç Bank uygulamaları, yani şu anda Eskişehir Genç Bank'a katılım sürecim eğitimle başladı. Ben bir eğitime katıldım ve proje döngüsü eğitimiydi. Genç Bank'la tanıştım. Sürecin içerisinde Genç Bank'a dahil olmak istedim. Yani ekibin içerisinde yer almak istedim. Yaptıkları şey çok ilgi çekiciydi. Çünkü gençler birebir karar alıyorlardı. Ve başka gençlerin yapmak istedikleri sosyal girişim gönüllülük alanında destekliyorlardı. Bu alanda birlikte daha sonrasında ekibe dahil oldum. Pek çok proje gerçekleştirdik. Ve görüşmeleri başka bir gençle yaptığımız için iki taraf da daha rahat karar alıp verebiliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, karşınızdaki insanların samimiyetine inanabiliyorsunuz genç olduğu için. Daha kolay kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Ki başvuru alırken de aynı şekilde daha samimi oluyordu. Bu süreci biz yönetirken, yani Genç Bank'ın ekibi içerisindeyken süreçte karar aldığımız zaman, proje desteklemeye karar verdiğimiz zaman bir hibemiz vardı. Evet, Toplum Gönülleri Vakfı'ndan verilen, ama biz yerelde kaynak yaratmak istiyorduk. Yani yerelde iletişim ağımızı ani olarak da, ani destek olarak da geliştirmek istiyorduk. Şöyle, kendi yerelimizde özel işletmelerle, özel okullarla ve bizim yerelimizde Tepebaşı Gençlik Merkezi ile birlikte mekan olarak, araç ve gereç olarak teminini biz sağlıyorduk. Bir kendimize kaynak yaratıyorduk. Normalde böyle şeyler için sıcak para akışı beklenirken biz ani kaynaklar yaratıyorduk. Bu ani kaynaklar dışında kendi sosyal olarak insan kaynağımızı da genişletiyoruz. Yani insan kaynağını genişlettiğimiz zaman bugün birine anlatıyoruz, başka yani anlatıyoruz ve bize destek olmak istiyor. Diyor ki siz güzel bir çalışma yapıyorsunuz, bu projenizi ben desteklemek isterim diyor. Ve aslında ne kadar minimuma düşürürsek aldığımız, yani kaynaklarla yükseltirsek desteklediğimiz proje sayısı da bu şekilde artıyor. Şu anda size bir projeden bahsedeyim. Desteklediğimiz projelerden bahsedeyim. Onun üzerinde proje destekledik aslına bakarsanız. Mucizeyi Çeken Çocuklar diye bir projemiz vardı. Fotoğrafçılık okuyan arkadaşlar gelip dezavantajlı çocukların fotoğrafçılık öğrenmesi konusunda onları desteklemek istediklerini söylediler. Ve onları için mekan ayarladık. Çocuklarla buluşmalarını sağladık. Bir haftalık bir eğitim verdiler. Çocuklarla güzel, keyifli vakit geçirdiler. Fotoğraf çekimleri yaptılar. Bu eğitimden bir çıktı. Yani çocukların çektiği fotoğrafları bir sergi haline getirildi. Ve Tepebaşı Gençlik Merkezi'nde, Adalar'da bir işletmede sergi yapıldı. Yani bu şekilde çıktıların da görebildiğimiz, aynı zamanda içinde dahil olabildiğimiz bir süreç. Başka aslında belirtmek isterim, şeyden bahsettik. Yaş aralığımız 15-25 yaş ve içerimizde liseli de var, üniversiteli de var. Eğitimini tamamlamış insanlar da yer alabiliyor. Onun hiçbir şey yapmayan, yani şu an çalışmayan insanlar da yer alabiliyor ekibimizde. Gençlere tamamen rahatlıkla iletişim sağlayabildiği bir alan aslında. Başka belirtmek istediğim şu anlık sanırım kısa kestim ama daha devam da edebilirim. Neler ekleyebilirim derseniz. Serdanur, istersen sorularla devam edelim. Tamam. Hem buradan bazı sorular da cevapları çıkacak diye düşünüyorum. Tamamdır. Sana sorabileceğimiz. Mesela şöyle bir soru var. Oya Öztosun sormuş. İzmir'deki eğitimlerinizden nasıl haberdar olabiliriz? Aslında bu soruyu bütün iller için sormuş olalım. Yani size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Nereye başvurmalılar? Aslında şöyle, her yerelin yereldeki kurumu farklı oluyor ve yani biz burada Toy Gençlik Derneği ile birlikte çalışıyoruz. İzmir'de isterlerse, böyle bir çalışma kurmak isterlerse, Toplum Gönülleri Vakfı ile iletişime geçip
aslında kendi yerellerinde ekiplerini oluşturarak çalışmaya başlayabilirler. Bu şekilde ifade etmem doğru olur. Genel olarak ben de belki ek yapabilirim Ferda Nur'un söylediklerine. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Biz genel duyurularımızı mutlaka oradan geçiyoruz. Web sitemizden tog.org.tr yararlanabilirsiniz. Genç Bank'a gencbank@tog.org.tr adresinden mail ile doğrudan ulaşabilirsiniz Genç Bank ekibine. Bunun haricinde de bir eğitim duyurumuz ya da projedeki herhangi bir gelişme vesaire olduğunda ziyaret edebileceğiniz Genç Bank'a ait ayrı bir web sitesi de var. Onun da adresi zaten chat bölümünden paylaşıldı. Oradan bulabilirsiniz. Teşekkürler. Ferda Nur, eklemek istediğin bir şey mi vardı? Evet, bahsetmeyi unuttuğum bir şey oldu. Biz normalde, ya biz karar alırken, yani neye yön vereceğimizde, hangi projelere öncelik vereceğimize karar verirken bir anket çalışması yapıyoruz yerelde. Yani yerelde gencin ihtiyaç duyduğu, istediği şeyler neler? Bunları ilk önce öncelik veriyoruz. Hem proje anlamında, hem tematik eğitimler alabiliyoruz Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan. Bunları gerçekleştirirken de önceliğimiz gencin ne istediği oluyor. Ben de dediğim gibi ben katılırken proje döngüsü eğitimiyle katılmıştım. Hem Genç Bank'la tanışmam bu şekilde oldu kendi adıma söylersem. Bunun gibi farklı tematik alanlarda demokrasi olabiliyor, çevre üzerine olabiliyor. Tematik alanlarda da eğitim yapabiliyor Genç Bank ekipleri. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Murat sana da, Ferda Nur sana da. Çok ayrıntılı ve güzel bir çerçeve çizdiniz bize. Şimdi bütün panelistlerimizden bir duyduk Genç Bank çalışmalarını. Biraz da sorulara cevap verelim isteriz. Birkaç soru var, onları yöneltmek istiyorum. Aslı Altınışık, there's a question for you, Mosaic Foundation team. Mosaic Vakfı ekibine bir soru var. Aslı Altınışık soruyor. Bütün hibeleriniz yerel yönetimler tarafından karşılanıyor mu? Ulusal veya uluslararası hibelerden destek alıyor musunuz? Veya Bosna'dan bağışlar üzerinden bir hibe mi oluşturuyorsunuz? Evet, Genç Bank projesini aslında belediye başkanı ile mutabakat metni imzalayarak başlattık. Onlar bir hibe oluşturdu. Bu paranın %90'ı o projelere gidiyor. Aynı zamanda Genç Bank projesine başvuran kişilere eğitim veriyoruz. Yerel olarak kişilerden, şirketlerden nasıl para bulacakları konusunda eğitim veriyoruz. Geçen yılın sonuçlarına göre 400 bin euro geçen sene bütün projelere harcanmıştı. %28'i Mozaik'ten sağlandı, %31'i yerel belediyelerden geldi, %41'i gençler tarafından kendi toplulukları içerisinde toplandı. Bireylerden, şirketlerden bağışlıkla toplandı. Yani Mozaik'in nasıl fonlandığı konusunda 42 farklı kaynağımız var. Belediyeler, özel şirketler ve kamu fonları var. İsveç ve İsveç hükümetinin sağladığı fonlar var. Oradan destek alıyoruz. Teşekkürler Vesna. Ayrıca bir soru daha var. Mediha konuşurken ne kadar fon aldığınızı soruyor sanırım ama bunun detaylarını sorabiliriz ayrıca sanıyorum. Hem Mozaik Vakfı'na hem de TOG'a bu soruyu yöneltmek istiyorum. Ülkelerinizde gençlerin oluşturduğu kooperatiflere desteğiniz olabilir mi? Yoksa sadece Genç Bank olarak mı proje uyguluyorsunuz? So would you like
Mesela cevaplamak ister misin? There is one thing that we were supporting only projects, as Sanya said, since 2008. Sanya'nın söylediği gibi 2008'de sadece projeleri destekliyorduk ama 2018'de fark ettik ki gençler artık hazır, başka bir şey istiyor. Biz onlara 1000 euro verip mikro işletme kursunlar demiştik. Bu zaten Gençbank programı. Ama Startup stüdyomuzda aslında bir kuruluşma programımız var. Burada genç sosyal girişimciler 20 bin euroya kadar destek alabiliyorlar. Prototip oluşturmak, sosyal işletmeyi tescil ettirmek için. Ve ayrıca 10 bin euroya kadar mentorluk desteği alabiliyorlar. Bu mali ve mali olmayan desteğin yanı sıra çevrim içi topluluğun birisi olarak da kendi sorularına, karşılaştıkları zorluklara çok kişiselleştirilmiş yanıtlar alıyorlar. Onun en beğendiği şey de bu zaten. Elbette para için bize geliyorlar ama bir noktadan sonra sadece para değil de bağlantı kurmak, satışların tekrarlanabilir olması, ölçeklenebilir olması, bunlar için aslında doğru mentorun olması paradan daha önemli oluyor. Biz de Startup Stüdyosu'nda bunu yapıyoruz. Geçen sefer bundan bahsetmiştim. Bundan daha fazla, bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz Sosyal Girişimcilik Ağı'ndaki topluluğa, foruma yazabilirsiniz. Türkçe veya İngilizce olarak yazabilirsiniz. Tercüme edilmesini sağlarız. Ben oradan cevaplayabilirim. Teşekkürler Vesna. Önerin için sanıyorum buradan daha fazla soru gelecektir. Aynı soruyu Toga da yöneltmek istiyorum. Dediğiniz bir mekanizmanız var mı şu anda? Genç çalıştırdığı kooperatiflere diye not düşünmüş. Soru Türkçe geldi değil mi? Evet, evet. Tamam. Şimdi tabii bizim Toplum Gönülleri Vakfı olarak sosyal kooperatifleri şu programımızda destekliyoruz diye hedefe özel bir uygulamamız yok. Ama sosyal kooperatifler ya da gençlerin kurduğu gençlik kooperatiflerini bizim bir takım hizmetlerimizden yararlanması mümkün. Bunlardan bir tanesi evet Gençbank. Bunu da Gençbank yürütücüsü yereldeki ekipler üzerinden yapmaları gerekiyor. Eskişehir'de bu sene için söylüyorum. Eskişehir'de, Samsun'da ya da Adıyaman'da ise bu kooperatif orada açıklanacak. Bu şeyden çok farklı işlemiyor süreç. Herhangi bir fon kuruluşunun fon önceliklerini açıklaması, ona göre bir proje başvurusu kabul edeceğini söylemesi, sonra da onu değerlendirme sürecinin neticelenmesi şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla öncelikler uyuşuyorsa buradan yararlanmaları mümkün. Bunun yanı sıra bizim bir takım uluslararası ortaklığı çalışmalarımız da var. Burada da küçük hibeler yürütüyoruz. Dönem dönem bunlar gerçekleşiyor. Bunları takip etmek gerekiyor. Çünkü yani sosyal kooperatifler için hizmet alanım bu ve burayı sürekli izleyin diyemiyorum. Daha yaygın bir çalışma şeklimiz olduğu için. Ama bu fırsatları biraz önce bahsettiğim kanallardan duyuruyoruz oldukça. Ve oradan ilerlemelerini isteyebiliyoruz. Genel olarak bu şekilde. Şimdi TOG'un Türkiye'deki nasıl hibe desteği verdiğinden de birazcık bahsedeyim. Aslında Bosna'dakine benzer. Biz de daha çok doğrudan aktarılan fondan ziyade orada kaynak geliştirmeleri için ve ilişki geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Ve bütün kurgu bunun üstüne. Etkiyi artırabilmek için bir de fonların yeterliliği nedeniyle. 800 lira 1000 lira gibi bir hani bunu başlangıç şeyi olarak da düşünebilirsiniz. Bu genel olarak proje bütçelerinin, gençlerin ürettiği projelerin bütçelerinin %30 civarına denk geliyor. Ama bunun üstüne kapasite geliştirmeler, çeşitli eğitimler, rehberler vesaireler bunların tamamını bedelsiz olarak zaten gerçekleştiriyoruz, sağlıyoruz. Burada yapılan çalışmaların da genel olarak bütçe bantlarının Türk lirasıyla işte 5000-10 bin aralığında olduğunu söylemem yanlış olmaz. Şimdi buradaki bu yöntem aslında etkiyi şöyle de arttırıyor. Birazcık Ferda Nur zaten satır arasında bahsetti. Biz diyoruz ki en az 10 tane mutlaka projeyi desteklemelisin ey Gençbank yürütücüsü. Ama
oradaki kaynağı o kadar fazla yaratıyor ki gençler. Biz bütçemizde ayırdığımız fonu her sene işte mesela 4 uygulayıcımız varsa 40 projeye ayırmak yerine 80 projeyi desteklemiş oluyoruz. Çünkü çok daha fazlası mümkün oluyor. Zaten bu sayede 28 uygulayıcıyla 470 projeyi desteklememiz mümkün oldu. Çok teşekkürler Murat. Bu arada bir destek olmak isteyen katılımcımız var. Onun da bilgileri şu an sorularda görebiliriz. Aldım, gördüm, not tamam. ettim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ulaşacağız. Zaten tamam. ilgili arkadaşımız da aramızda. Ulaşacağız, sağ olun. Tamamdır, çok teşekkürler. Başka da aslında sorumuz kalmadı. Bir sorumuz daha geldi şu an. There is one more question to Vesna. Would you explain... Vesna için bir soru var. Genç Bank iş modeli olan bir sosyal girişim mi? Ya da ne tür bir sosyal işletme? Bu sosyal işletme, uluslararası ölçeklendirme planı nasıl oluşturmuş? Bunu anlatabilir misiniz? Doğru anladıysam yanıtlayayım. Mediha'nın söylediği gibi, bu küçük mikro işletmelere 2000 euro gibi bir destek veriyoruz. Ama onlardan bir sosyal etki yaratmalarını istiyoruz. Yani ne vereceksiniz topluma? Bunu soruyoruz. Mesela bir şeyi ücretsiz olarak verebilirler veya iş modelinin içinde sosyal etki entegre olabilir. Mesela atıkların geri dönüşümü olabilir, gezegene herhangi bir fayda olabilir. Yani bu işin karlı olması lazım. Hem de kendi topluluğu için, içine bulunduğu için faydalı olması gerekiyor. Genç bank mekanizmaları üzerinden desteklediğimiz sosyal girişimlerde aslında prototip desteği, yaratım kreatif desteği sağlıyoruz. Çünkü Bosna Hersek aslında Avrupa'da girişimciliğin en az olduğu ülke. O yüzden gençlerin gelecekte kendilerini girişimci olarak görmesi çok zor. Çok büyük yatırımları söylediğimizde bunlar doğrudan genç banka gitmiyor. Bu 20 bin euroluk bir yatırım. Bunun için EBPA'nin etki yaratan, etkiyle yatırım ve etki için yatırım dediği bir şey var. Bu projeleri veriyoruz. Bazı sosyal girişimciler iyi bir şey yapmak istiyorlar. Bunu ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde yapmak istiyorlar. Ve sosyal etkiyi buraya entegre edebiliyorlar. Yani sosyal etkileri için mesela sadece engelli 3 kişi istihdam etmeleri yeterli değil tabii ki. İş modelleri için tabii ki bu olabilir. Bunu sadece bizden para almak için iş başvurularına, proje başvurusuna yazmaları yetmiyor. Yani sosyal etkinin iş modeline doğal bir şekilde entegre olması lazım. Ve böyle yaptığınız zaman eğer bunu karşılayamıyorsanız, işletmeniz karlı olursa bu karın %51'i topluluğa bir şey yapmak için kullanılacaktır. Ama diğer iş modellerinde mesela geri dönüşüm içeren veya 11 engelli bireyin istihdamını içeren modeller olduğunda bu kişilerin öyle %51'ini vermesi gerekmiyor. Çünkü bunlar sosyal etkiyi kendi iş modellerine entegre etmiş durumdalar. Yani böyle de yatırım yapıyoruz. Yani bu kişilerin illa bir şey vermesi gerekiyor. Zaten Mozaik'e verdikleri %51'lik kar kısmı da zaten oradaki sosyal etki yaratan projeler için kullanılıyor. Yanıtlayabildim mi? Yani küresel ölçeklendirme demiştiniz. Bu işletmelerin çoğu çok küçük. 500 tane işletme.
that would be, if you think better, the only social business unicorn on the planet. We still don't have social. Henüz bir unicorn yok elbette. Şu anda icat konulu Bihaç şehrinde genç bir kız vardı. Bihaç aslında çok küçük şehir değil aslında. Mucit olan bir kız vardı. Rüzgar türbinlerinden bir şey icat etti. Ve enerjiden %40 tasarruf sağladı bu sistemle. Şimdi Mozaik Vakfı'nın desteğiyle birlikte mentorlarımız onun için belgeleri hazırladı. Şu anda küresel patent koruma sürecini yürütüyor. Yani eğer olursa o global bir işletme olabilir. Yani bu kişiler bir sonraki adım atmaya hazır olduklarında zaten biz onlar için doğru bağlantıları bulacağız. O sonraki adım atmalarına yardımcı olacağız. Olur öyle bir şey de size haber veririz. Teşekkürler Vesna. Tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bizim bugün birlikte oldukları için. Vesna, Sanya, Medifa, Ferdanur, Murat. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Benim yok. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizleri dinlemek. Umarım yararlı olmuştur herkes için de. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben bir şey eklemek istiyorum. Konuşurken eklemediysem diye. Genç Bank aslında genç katılımını arttırdığı için bizim ülkemiz açısından önemli. Gencin girişim noktasında kendini öne atıp bir şeyleri ifade etme noktasında çok önemli. Bunu ifade etmek istedim. Ayrıca Eskişehir Genç Bank'ı da sosyal medya hesaplarından takip ederek neler yaptığımızı görebilirsiniz. Toy Gençlik Derneği'nde aynı şekilde takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Ferda Nur. Sanya? I just want to thank you all one more time and it's herkese been... tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir webinar oldu. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Sanya. Vesna. Başta söylediğim gibi bize verdiğiniz her şey, profesyonel anlamda verdiğiniz her şey çok güzel. Murat gibi, Beril, İstem, tüm meslektaşları tekrar gördüğüm için çok memnunum. Tekrar bağlantı kurmak sizinle çok güzeldi. Çok teşekkürler. Ve bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum tekrar. Burada olmak çok onur vericiydi. Sizinle tanışmak, deneyimlerinizi dinlemek çok güzeldi. Ben de kendi deneyimlerimi paylaştım. Çok teşekkürler. Bir teşekkür daha etmek istiyorum Bernard Ringland'e. Kendisi bu vizyonu ortaya koydu. Bu modeli oluşturdu. Ve bu model 25 ülkeye yayıldı dünyada. Ve çok büyük bir etki yarattı. O yüzden bu fikri başlattığınız için teşekkür ediyoruz. Biz de bugün katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Seni ağırlamak büyük bir onurdu. Kapatmadan önce bir anketimiz daha olacak. There are four questions. 4 sorumuz var. Also in the chat, ayrıca chat kısmında Bernard duyuru yaptı. İki gönüllü arıyormuş Genç Bank üyeleri arasından.
yazın düzenlenecek online bir eğitim etkinliği, ABD'de düzenlenecek bir etkinlik için ilgileniyorsanız lütfen irtibat kurun demiş Vernon. 10 saniye daha bekleyelim anketin tamamlanması için. Sorular genel olarak webinar faydalı oldu mu? Tamamen katılıyorum, hiç katılmıyorum şeklindeydi. Çoğunluk katılıyorum demiş, hiç katılmıyorum diyen yok. Diğer sorularda da hiç katılmıyorum diyen olmamış. Çok teşekkür ederiz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Bu sohbete daha fazla katkıda bulunmak isterseniz sosyalgirişimcilikağı.com adresinden platformumuza gelebilirsiniz. Chat kısmında adresi görüyorsunuz. Sorularınızı orada sorabilirsiniz. Henüz üye olmadıysanız da lütfen kayıt olun. Çünkü sosyal girişimcilik ekosistemi sizinle ve bizimle birlikte daha güzel bir hale gelecek. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Gelecek programda görüşmek üzere. Perşembe buluşmalarımız devam edecek. Sizi orada tekrar görmek isteriz. Tekrar teşekkür ederiz. İyi günler.